Nasıl açılıyor bu? Bak şurada. Yaptım. Tam değil mi? Tam çekiyorsun değil mi beni dediğim gibi? Evet. Netlik. Ay evet. Tamam. Okay. Ya Melike'cim bir de sen bakar mısın her şey düzgün mü? Ama siz de beni iyice gerizekalı yaptınız ya. İyi o zaman ben gelmeseydim. Ay Selin'cim keşke gelmeseydin ya. Ne güzel olurdu biliyor musun? Kızlar sizin tuzunuz kuru tabii. Oh babalar sağ olsun. Ben bu ödevi veremezsem bursum iptal. Haberiniz olsun. 3, 2, 1 kayıt. Evet. Şu anda mistik, ruhani, insanların gidip de dönemediği, görüp de gelemediği belgesel ödevimizi bitirmek için adada konaklayacağımız ve esrarengiz olayların yaşandığı iddia edilen pansiyona varmamıza dakikalar kaldı. Kestik. Özgür ruhların varlığını şimdiden hissedebiliyorum. Süper. Hadi bakalım o zaman. Evet. Şu anda Osmanlı'nın ve öncesinin günümüze bıraktığı gizemin tam kalbinden, savaş kahramanlarının ruhuyla bezenmiş bakir topraklardan gerçekleştiriyoruz. Şu anda köy halkı bulunduğumuz yere 100 metreden fazla yaklaşamıyor. Dedelerden nenelere, çocuklardan gençlere, torunlarından ailelerine herkes burada olmamamız için bizi uyardı. Korkunç olayların tam kalbinden. Ay kestim kaydı tamam yeter. Selin bak yoldurtma kendini bana. Ama haklı kızım şimdi o ne öyle ya? Ya ağlanacak halimize gülüyoruz farkında mısınız? Buradan bir şey çıkacağı yok arkadaş. Ya zaten en başından da belliydi. Yani burada korkulacak tek şey o sapık pansiyoncu adam. Yani çünkü uyuyamazsam ben ruhtan periden falan değil ha o sapık yüzünden. Bugün günlerden cuma. Hem ayın 13'ü hem dolunay da var. Daha ne olsun abi? Ay Melike. Pek hoşsun, çok hoşsun. 13'müş, cumaymış. Bunlar hep gavur icadı. 13 neden uğursuz? Çünkü 1453'te Bizans yıkıldı. Gavurların kalesi. 1+4+5+3, 13. Anladın? Anladım. Cuma desen Müslümanların mübarek günü. İşte bunlar Melike. İşte bunlar bizi böyle zehirliyorlar. Sahne 36, perili pansiyon, oda önü iç gece. Yine bir odadan çıkma sahnesi ve gayipten bir sessizlik. Melike çık. Evet, gördüğünüz gibi sessiz bir ambiyansla dolu. Kızlar, bakın. Oh. Ve bir pompa. Siktir. Nabız alıyorum. Melike şarj aletini çıkar çabuk. Bir filmde görmüştüm. Olmuyor. Olmuyor. Suni teneffüs falan mı denesek? Suni teneffüs mü? Ay takma dişlere falan ağzımıza gelir bunun. İğrenç. Dede. Açılın. Açılın. Ben bu işi başarabilirim. Bir dakika, bir dakika. Dedem. Selin, ne yapıyorsun? Ah, ben hep böyle öperim dedeleri kız. Ne yapayım işte? Suni teneffüs. Ya dedeler ölecek. Dedem! Sanırım o da bizden korkuyor. Amca, bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Dayan ediyorsun. Yerli mi yabancı mı? Kız adam adanın yerlisi işte. Bir de bana saf dersiniz. Bir dakika. Ne diyorsunuz? Bir dakika. Pasta. Pasta. Hayır. Şey. Ev. Büyük ev. Orta küçük. Melek. Ekle. Beni ekle sen ekle beni. Baykuş. 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 Kuş. Melek. Melek değil. Perili! Tırnağı gözünden vurdu. Tırnası kız. Hani baykuştu. Nereden çıkarttın onu? Burada ne yazıyor? Bu yazının fontu Helvetica Bold italik. Ya kızlar bu Peri çok eğlenceli. Peri'nin okuma yazması kıt galiba. Belki de bize bir şey anlatmak istiyor. Bu Peri burada bize bir şifreli mesaj vermeye çalışmış. Aslında tek ümidimiz bu ev. Biraz sizi kullanıyormuşuz gibi olacağız ama... Kızlar kalkın. Bunların niyeti belli oldu. Siz de bizimle ruh çağırma seansına katılırsınız. Arkadaşlar tamam yeter artık. Şimdi üzerinizdeki bütün metal eşyaları çıkarıp bana verin. Şuradaki tepsiye koyacağım. Ey ruhen ve zahin. Ey ruhen ve zahin. Namre abuden ve ruhen. Eğer geldiysen bir ses ver. Peki konağın hangi odası? Benim odam. Ruh gelmedi. Ya başına bir şey geldiyse? Arkadaşlar. Mutfakta bir yaratık gördüm. Ya öyle değil. Keşke ben yani tarif edebilsem de biri çizebilse. At gibi ağzı vardı. Upuzun burnu vardı. Ha bir de böyle kurbanlık koyunların gözlerini oyarsın ya böyle hani beyaz. Öyle gözleri vardı. Bir de çenesinde göt vardı. Ödevi geçtim hocam. Yakaladım. Gördünüz mü?